Selamünaleyküm. Gülsüm Hanım, kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun sen bugün? Bugün menemen yapacağım. Kahvaltı hazırlıyorum. Evet. Herkese mutlu günler, mutlu yarınlar olsun. Benim de bıçağım hiç kesmiyor. İsmet bunu bir evlemesi lazım. İsmet bunu evlemesi lazım. Güzel. Merhaba. Burada ne var? Anam paşırtı var burada. Şey ne derler? Kahvaltıdan sonra da bunu yapacak Gülsün Hanım. Şimdi suyunu koydu. Akşam düğünden düğüne gittik ya. Evet, hiç yapamadık, evet. Ilgilenemedim. Aynen öyle. Neyse, nasip bugün neymiş. Gülsün Hanım, bıçağı değiştirmişsin. Bıçağı değiştirdim. Malzemen iyi olursa işin de iyi. Şimdi mesela. Evet. Kesmedi ya. Aynen. Patlıcanları da... Şimdi bunlar sotelenirken domateslerimin kabuklarını soydum. Onları da doğrayayım. Aa, ben domatesleri böyle sandım ya. Patlıcan yağı çok çekiyor. Evet. Aa, bayağı bir yağı. Patlıcan yağı sünger gibidir. Yağı çeker. Vallahi inkar etti ya onu. Şimdi yağda kavrulur. Bunlar yağında kavrulurken domateslerimi doğrayayım. Sonra domatesler de patlıcanlarla, biberlerle buluşsun. Sonra kahvaltımızı yapalım. Şeyleri menemenimi yaptıktan sonra hemen mercimeği ateşe koyacağım, o kaynayacak. Sen de burada onlara kapak almaya gidersin aşağıya. Ondan sonra şişelere sıcağıyla koydun mu iyi olur. Kahvaltımızı yaparken ben domatesleri bu şekilde satın almış sandım. Nasıl yani? Dedim bu domatesin şeyi değişmiş dedim. Soydum ya kabuklarını. Ne bileyim, ben soyduğunu anlamadım ki, fark etme, görmedim. Allah Allah. Sen demek ki ben önce davrandım. Valla bugün de çok güzel sıcak var. Dışarıya dışarıya çıkamıyoruz valla. Kavur kavur kavuruyor valla adamı. Görüyorsun derler böyle. Huydalar olmuş. Sapsarı. Görüyorsunuz. Arazinin içinde şu sarı olan yerler hep huydalar. Tarlası. Evet. Ben de diyeyim. Yani şey, biberler, patlıcanlar niye ölmedi? Domatesler doğradım da diyorum. Altını kesmişsin. Niye öleyim onlar? Sufeleniyor. Ha, sufeleniyor. Domateslerini de koyalım. Evet. Ağzımda kapatalım kendi kendine. Yumurta vermeyeceğim. Yumurta sevmiyorum. Böyle sabit isteyeceğim. Soğan doğrayayım. Ben doğramadım ama. Soğan tadını veriyorum. Geçti. Önce soğanla da doğramam lazım. Geçti. Veliköy. Her taraf gözümüzün gözü yerler. Komple böyle düz arazi. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bunlar, böyle kardeşler. Bu evde bu şekilde yapıldı, böyle bıraktılar valla. Adam burayı kızlarına vermiş. Evet, Gülsüm Hanım melemen cihazı yaptı. Şimdi az soğutsun. Masamı düzenleyin. Bana da yemesi düştü. Herkesi bekliyoruz. Herkes inşallah nasiplenir. İnşallah. Evet. Anam. Maşallah. Ay maşallah. Vallahi bu ağır. Oo, ağırdır tabi. Daha su koyman lazım. Koydum. Suyu, baksana, suyu üstüne çıktı. Hmm. Aynı sarma pişip gibi suyu üstüne çıktı. Bu su niye insanın çıkıyor? Ben ne bileyim. Allah Allah. Ahiret sorusu sordum şimdi. Suyun üstüne çıkıyor. Ağır olduğu için bu dibine dalıyor. Suyu ne kadar doldursan üstüne çıkar herhalde. Allah Allah. Bilmece sorusu sorma bana. Şimdi kafam bu çalışmıyor. Şarj etmiyor şimdi. Şimdi ağzını şöyle yarım kapatalım. Tamam. Evet. Gülsüm Hanım, masaya ayarlıyor. Çatalı, kaşığını, bardağını, çölmeğini. Ben küçük de içiyorum. Celal Bey büyük. Ben büyük. Da içiyor. Ben büyük. Şarlarınızı doldurmazsın hayır Celal Bey. Ona hiç iyi demedi. Niye? Ben mahvetmiş beni orman. Kollarımın ağrısını alamıyorum. Evet. Kahvaltımız. Yeter be. Yeter bunlar. Market işi var, kahvaltı falan alınca. Alırız. Sonra alırız.
Allah ne verdiyse. Evet, ya. Bizlere afiyet olsun şu anda. Sonra görüşürüz inşallah. Temizlik alıyor. Ay, yoruldum ya. Evi süpürdüm şimdi değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz diken ucunu kaynamaya koymuştum ateşe. Kaynadı. Sıcağıyla şeyleri koydum böyle önce. Sonra da güzelce kepçeyle çökeledim. Kaynamış suyundan da koydum. Ağzını da sıktım. Önce boncuklanmış gibi havasını aldım. Tenceresini yıkadım, koydum. İşte bunlarda 4 tane çıktı. Bir, 2 tane zeytin şişesiyle bir de bunlardan çıktı 2 tane. Şurada da tabağı. Şimdi dedim akşama yaparım soğanlı yine. Börek ekmeklerim var orada. Onlar ufaları. Bunu dedim böyle yaparız. Ayırdım. Cevap Bey de beni bırakıp dışarı çıkmıştı. Sesin niye çıkmıyor senin? Aa, gözüm dalmış ya. Uyuyor mu? Gelirken de bana yiyecek getirmiş. Kendisi sağ olsun. Ne aldın sen bana? Bir şeyler aldım işte kardeşim. Dedim ben karnım doyurdum. Şimdi bu yoğunlukta dedim. Yemek yapma telaşına girmeyelim dedim. Ben sana dedim ya. Karnımı doyurdum. Ondan sonra dedim giderken dedim hanıma dedim bir şeyler dedim yaptırayım dedim. Onu yaptırdım. Tabii ki ben kolay kolay ayrı bir şey yemem. Ailem de olsun, çocuklarım olsun. Hiçbirinden ayrı bir şey yemem. Ne yersem bile onun farklısını getirdim. Ben çorba içtim. Şimdi işin gerçeğine konuşmak lazım. Hanıma da işte ne yapmış olabilirim? Bilmiyorum. Kokusunu alamadım mı? Köfteye benziyor. Acaba köfte. İyi maşallah. Sen bundan güzel koku çekiyor. Öyle mi? Aa. Evet. Köfte yaptırdım hanıma da. Dedim o dedim şimdi yoruldu dedim. Bir de yemek yapma tıraşına girmesin dedim. Vallahi zahmet etmiş şimdi kesin. Evet sağ ol öyle şey olur mu canım benim? Şimdi İsmet gelene kadar mecbur yemek yapacaktım. Evet. Ben de planladım onu işte. Hoşuram süzmesinden var. Ondan sonra var. Mercan var. Karpuz da doğradım kutulara hazırladım. Doğramadan koyduğum zaman şey yapıyor böyle doğrayıp. Yani böyle. Sen de ferakine yiyeceksin mi? Yok ben şu an hiçbir şey yemeyeyim. Böyle doğradım arkadaşlar. Dedim ki ağzımda sıkı yine kapatayım dedim. Gelince yemem de hazır olsun dedim. İsmet karpuzu çok seviyor. Evet. Ben de çok seviyorum. Hele hele hiçbir şey olmasın. Karpuzun yanında acık bir dilim ekmek. İki dilim de peynir. İki dilim de peynir. Ah yazın hiç. En güzel ben, yemek en güzel yemek o yazın. Ben evi süpürdüm işte. Şimdi şey yapacağım. Sabunlu su yapacağım. Yükleyi köşemi sileceğim. Gladayla siliyorum. Bu benim içime sinmiyor. Dedim elim bugün dedim elimle ince yaya yine sileyim. O bayağı bir gider. Ne kadar gider? Ne kadar gider mesela? Yani bir hafta falan şöyle bir hafta. Bir haftalık yola mı gider diyorsun yani? Vladayla silince 2-3 günde bir silmek gerekiyor ama kendim böyle dip köşe sildiğim zaman şu lavabonun şey makinenin bir hortumu çıkmıştı o beni biraz oyaladı. Suyu çıkmış onlarla uğraştım derken şimdi süpürdüm işte sileceğim Allah'ın izniyle. Bu dolapları karışık değerli arkadaşlar. Bunları düzelttim, kumanyaları, raflarını sildim derken şimdi saat kaç bilmiyorum, 3 mü 4 mü? 4.30 gibi de İsmet gelir. Ben bunun yanına bir şeyler daha yapayım. Çocuğumdan ayrı boğazımdan geçmesin. Beraber yiyelim. Görüşürüz inşallah. İşte bunun ağzını ben kapatayım. Çocuk da geldi mi? İyi sen ye. Sen ye yavrum. Sen öyle acı olur kalır mı? Sen sabahtan beri çalışıyorsun. Sabahtan beri çalışıyorsun yavrum iyi. Sonra... Hadi afiyet olsun sana. Hürgüs Hanım. Ha, soğan kabuğu burada kalmış. Bende bir şey var bende. Evet, Gülsüm Hanım soğan parçalıyor. Ben de çayı dolduruyor. Yani dolduruyorum demek yani. Yeni çay demeyeyim. Beyler dolan, beyler kadışa. İsmet de işten geldi bu arada. Bir paylaşalım dedik, işi dedik. Ve paylaştık.
Ben çay demiyorum. Gülsüm Hanım da yemek hazırlayacak. Bu ne bu? Oğlum. Bu mu? Bu benim ilacım oğlum. Uğur arı ürünü. Ne oluyor bu? Ben... Şey pratik arı şeyi. Arının ürünü de vitamin falan şey atıyor. Vitamin iç. Ama arının nesi olur tam belli değil İsmet. Bundan daha ne içiyor ne içiyor ben bilmiyorum. Sen annem mi aldı? Evet. Ya anam aldıysa bir şey çıkmaz onunla. He? Anam aldıysa bir şey çıkmaz onunla. Ya oğlum protein bir şey ben onu diyemem. Protein protein. Propolis. 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 Evet. Yani arılarla ilgili şimdi geçen kursumuz sonlandırdı çok bitti çok şükür. Sınava girdik ama sınavdan kaç alacağım bilemedim. Ben söyleyeyim mi? He. Sınır mı? Ana! Bana yaptığına bak! bu damlayı damla olarak sıkılıyor. Kilosuna göre. Gülsüm Hanım demiş 60 kilo falan demiş. 13 damla. Hatta aslında kilomu da fazla söylemiş. 58 mi? Belki 60 kilo da yok ondur. Köye gitmeden önce 66 kiloydum. Zayıfladığın evet. için 6 kilosunu ben artık gözde bir karar var ya. Evet. Kiloya göre mesela 60 kiloysan 13 damla. 64 kiloysan 14 damla değil mi senin? İşte kilo, bir kiloya 2 damla. Ya işte bak. Vay be. Nasıl bir kiloya 2 damla? Yok öyle bir şey dedim. Bir kiloya 2 damla olursa o zaman kiloya 2 damla dedi. Babam 35 kilo mu? Bir kilo, bak hayır, 5 kilo bir damladır. Bilmiyorum, ben kilosunu söyledim, 13 damla dedi bana. Yok hayır, tamam. 5 kiloya bir damla anne. Hmm. Çarp, 10 ile 5 çarp, 50 yapar. Valla bilmiyorum da. Ya 4,5 kilo falan tekamül ediyor işte. Evet. Annen sana da, ben buradan hemen şey aldım böyle. Bak işte. Ne derler? Göstermeyelim de. Anne yüreği derler ya. Bak. Dedi ki İsmet dedi geldiği zaman dedi. İsmet daha ayıralım dedi. Dedim sen ye hanım dedim. Dedim ona alırız dedim ama gene de sana ayırmış. Tamam bak sensiz ağzından geçmedi. Babam bana getirdi. Ben de sen yediğinden evet. acı birer lokma sana ayırdım. Ne yapayım bunun, ya? Bunun yemekler ben ısmarladım. Anneme. Bugün yoruldu. Tabi temizlik. Yani. Evet. Temizlik yaptı değil mi? Aynen. Yoruldum. Farklı işlerim de vardı İsmet. O yüzden ne bileyim baban da öyle bir şey yapmış. Mercimekleri falan haşladık. Kanımıza doldurduk. Kanımıza ben doldurma yoktu. Ben yemek almaya gitmiştim. O zaman o arada halletmiş anne. Ayda kapaklar vardı. Ben seni kapak almaya gönderdim. Sen de tez gelemedin. Yemek işini de halletti o sen. Abi, dedim şey. Bu işin içine bir de yemek girerse dedim biz dedik tamam. Ben orada karnım doyurdum geldim. İsmet de işten geldi dedim. Çok şükür çocuğum. Bir tane arkadaş yorumda diyor. Ya Gülsüm Hanım çalışmıyor musun diyor. Allah nasip ederse fındık sonrası inşallah. Bakalım durum ne gösteriyor ne diyor bilmiyorum. Hep beraber. Hep beraber göreceğiz. Değil mi? Göreceğiz ve hep beraber çalışacağız. Ben hariç değil mi oğlum? Yok sen hariç değil. Ben hariç değil mi oğlum? Hey. Ben hariç değil mi oğlum? İlk önce seni sokacağım işte. Çalışan demir pas tutmazmış. Anladın mı? Artık ben pas tutmaya başladım. Çalışmadığın için olmaz. Tamam yağlarız baba sıkıntı yok. Ne yağ? He? Pas sökme yağı. He şey mesela tamam. Olur olur bu da olur ne var yani? Her şeyin bir şeyi var. Kolayı mı? Kolayı var. Her zaman gittikçe her şey gelişiyor. Evet, aynen. Teknoloji ilerliyor diyorsun yani. Evet. Doğru söylüyorsun, katılıyorum. Şimdi fındık sezonu da yaklaştığı için evet. Ben işe girsem izin almak zorunda kalacağım. İzinim de olmayacak çünkü. Bu çıktığım iş yerimden. Çünkü ben onun için de çıktım. Yerime eleman almak zorundalardı. Çünkü Gülsüm, aygaz yandı. Nasıl ya? Değil mi patlat? Aygaz yanar tabii. Aygaz yanmasa tava nasıl bitecek? O niye dur. Şey yapmıyor? Altı mı az? Yok ya, olsun daha iyi. Ha.
Hizmet sektörü olduğu için çaydı şeydi. Yerime bir tane eleman almışlar. Sağ olsunlar işte. Gelen eleman da ihtiyacı var benim gibi. Allah yardımcısı olsun. Ben de geldikten sonra mı? Bakalım. Çalışmak istedikten sonra mı? İş çok. Yeter ki çalışmayız. Evin, bizim temelini annene sarılır. Yanlış mı olur? Anlamadım dediğini baba. Bir de hecelemeden söylersen daha iyi olur. Evimizin temeli de anneniz diyor. Evet, az önce bir şey dedi. Öyle öyle tabii. Anne sizi, anne size bahçesiz güle benzer. Evet. Pardon, aynen. Gülsüz bahçeye benzer, yanlış söyledim. Annesi de? Gülsüz bahçeye benim. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Onlar gerçekten benim şeyim. Çekip ha. Çeviren. Abi yuvayı zaten dişi kuş kuralım. Anladın mı? Erkek kuş da eşinmeye başlar. Kendine de pençe kendine çalışıyor. Yok ama öyledir. Her şey her şey hep karşılıklı, tek taraflı. Karşılıklı derken yani hani yaşamışım ben şimdi bütün. O da istesem oluyor da. Ben kendime pay çıkarmıyorum yani. Şey ne derler? Bazen insan ben şunu yaptım, bunu yaptım diyoruz diye yanlış söylüyoruz aslında. Evin temelini kadın erkek birlikte temel atıyorlar, birlikte kuruyorlar. Ama birlikte hani kadının da sabrıyla her şey birlik anne, her şey birlik. Her şey birlik, her şey. Her şey birlik. Birlikten kuvvet doğuyor bak. Bu beni düşündü getirdi. Ben çocuklarımı düşünüyorum. Herkes birbirini düşünme. Aile demek birbirini düşünmek demek. Bence. Ya. Evet canım ya. Ailesini düşünmeyen evine hiç bakmaz. Ben evet. Şimdi bak. Ben her zaman söylüyorum. Ben dışarıda bir şey yediğim zaman çocuklarım olsun, eşim olsun ayrı bir şey yemiyorum. Gerçekten bir şey yemiyorum. Ben bu mesela Gülsüm Hanım'a habersiz gittim. Bizse haberin olsaydı göndermezdim çünkü. Göndermezdim çünkü. Göndermeyeceğimi bildiğim için habersiz gittim gerçekten. Kendim kanımı doyurdum orada. Ondan sonra dedim buna dedim ben ne götüreyim. Bir porsiyon köfte yaptım. Pilavıyla beraber. Kızartmasıyla beraber. Aldım geldi. Ha ne oldu? O da rahat etti. Ben de rahat ettim. Gülsüm Hanım sen hayırdır iki elin var iş görüyorsun bir de kepçeyi çalışıyor içeride. Ana yanımda şimdi ne var ki? Allah Allah. Hakikaten ben de şaştım bu işe ya. Allah Allah. Kepçe kendine mi çalışıyor? Evet. İyi mercanları koydum. Şimdi kavrulsun ekmeklerini dokulamıştım onları da koyacağım. Sen istersen onu. Ehmanla beraber. Şimdi mercanı çok pişirdim. Ergin olduğu için çok pişmesine gerek yok bu resim. İsmet de çok seviyor ama Emre pek sevmiyor neden. Bu da hatta köyde yetişti. He. Zahmet yanım var çok üzülmüştür aslında da. Nedense çocuk. Şimdi ekmeklerini de okalayayım. Çayımız da demlendi. Anam diyorsun olmadı. Yemek. Ne oldu? Niye ne sen oldu? Sen şimdi bu mercana bu ekmeği neye göre koydun? Göz kararı koydun. Yok. Niye bu ikonu koydun? Damak tadına göre. Evet. Mevcanı bol olsun dedim. Ekmeği az olsun dedim. Ama şaşırdı. Ya beni niye böyle tongaya düşürüyorsun sen? Şimdi sofrayı dokuralım ki bunun hazır yemekleri de. İsmet bugün sabahı yaptınız. Vallahi Gülsü. Bazı bir şey gerekiyor. He. Sabahı hazır. Yaptınız. Böyle benden sonra da kaldı biliyor musun? Ben sabah menemen yapmıştım. Kahvaltıya. İyi anne teşekkür ederim. Gülsün Hanım, kabuğa karıştı ya. Bu da oldu şimdi çok şükür. Ekmek. Dün dikkat ucumda Meriden'e nereye gittiniz diye sormuşlardı. Neresiydi orası? Orası Kahraman Dere'ye yakın bir yerde. İstanbul'a bağlıydı. İstanbul topraklarıydı orası. Bizim ne zaman gittiğimiz bir yol. Yani o tarafa Meriden'in bir topraklarına gittik. İlk ile gitmişim, güzel oldu valla. Evet, ben de topladım. İlk gün ben çok topladım. İkinci gün Gülsüm Hanım çok topladı.
Bir kere gittik yemek. İkinci neden başladı. Sen uyuyun herhalde. Ha, biz bir de şeye gittik ya. Karışan uyuyor git ama. Evet sen. Evet. Aynen. Pardon şey. İki gün dedim ya. İlk girişimizde. Pardon düzeltiyorum. İlk anlıca ormana girmemizde. Yağmur başladı. İlk sebebi biz topladık ama güzel topladın. Yağmur başladı. Ondan sonra izlerimizi değiştirdik. Ondan sonra da bir daha girmeye giriş yaptık. Bu sefer de bizim kuzenimin kızları falan geldi. İki araba olduk. Ondan sonra anam Gülsün'ün... Ondan sonra o gelin. Hadi vedalaşalım. Ondan sonra Gülsün'ü kim tutar? Abo Meryem'e bir saldırıyor, bir saldırıyor, bir gösterdiler ya. Siken ağaçları yıkılıyor, yıkılıyor. O şekilde pıtır pıtır, pıtırak gibi toplamaya başladı. İsmail çıkmış. O zaman benden fazla topladım. Evet. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Verdiğiniz desteklerden dolayı her birinizden Allah razı olsun. Canı gönlümden teşekkür Allah ediyoruz. Allah gönlünüze göre versin. Allah... Bu parmaklarınız dert görmesiniz, dilleriniz dert görmesin. Ağızlarınıza, yüreklerinize sağlık her şey için. Bizi nereden izliyorsanız, nereden yazıyorsunuz, nereden evinize konuk ediyorsunuz, hepinizden Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet. Edü büdü. Ne kalın?